takım arkadaşları. Umarım tavsiye ettiğim önlemleri almışsınızdır. Kesinlikle Bay Gotan. Süper güç tesisindeki hiçbir işçinin bu bodrumda yürüttüğümüz deneyler hakkında hiçbir bilgisi yok. En son ekipmanlar için size teşekkür ederiz. Onlar için bir servet ödedim. Şimdi de sonuç görmek istiyorum. Elbette efendim. Zetatron çok etkili oluyor. Z ışınlarına maruz kalan süper gücün müthiş güçleri artıyor. Hatta yenilerini bile üretiyor. Bence süper gücün kapasitesinin daha yüzeyinde sayılırız. Ona katılıyorum Bay Gotan. Doğal olarak tüm verileri toplayıp sonra size bir rapor hazırlayacağız efendim. Çok güzel. En kısa sürede istiyorum. Sabırsız olduğumu söylemek durumu açıklamaya yetmez Baylar. Bir noktada sana söylememiz gerektiğini biliyorduk. Bob ve Luke bir video mesajımı bıraktı. Bunu bana nasıl söylemezsin Hector? Çünkü aynı zamanda kimseye söylemeyin de dediler. Ben kimse değilim Hector. Sana güvenebileceğimizi bilmiyorduk. Ne demek istiyorsun? Rivera kardeşler kayboldu. Drakers'ta bir casus var. Bir bileklik eklendi ama yetkililere tek şikayet dilekçesi vermemişsin. Bunun iyi bir gerekçesi var. Sandra sizin konsantrasyonunuzu bozmak istemedi. Elimizde somut bir delil yok. Polise en azından izleyebilecekleri bir ipucu vermeliyim. Elde kanıt olmadan bu uzun ve tartışmalı bir soruşturma olurdu. Ve böyle bir şey de hepimizin dikkatini dağıtırdı çocuklar. Sandra'nın bu görüşünü anlıyorum. Sizin yarışlara odaklanmanız lazım. Polis soruşturmasına değil. Zaten devam eden bir soruşturma var. Polise gitmek yerine bizim adımıza gizli bir şekilde olayı araştıran birini tuttum ben de. Özel dedektif mi? Onun gibi bir şey. Buraya yolladıkları adamın kimliğini bilmiyorum ama gizli olarak çalıştığını biliyorum. Birçok şey açıklığa kavuştu ama bir gizem daha var. Evet, saldırganın bilekliği. Bir nedenden ötürü Bob ve Luke onu bulmamızı istemişti. Çok doğru. Ve sanırım tüm gizemi çözecek olan da bu. Aha. Süreci biraz hızlandırmanızı istiyorum. Yeterince uzun süre bekledim. O dosya yarın masamda olsun. Yarın mı? Ama sabahlamamız gerekecek efendim. Tamam Bay Gotan. İstediğinizi yapacağız. Güzel. Şimdi bir basın toplantısına katılacağım. Geç kalmamam gerekiyor. Ve sonra kaçtık. Adamlar bizi kovaladı ama biz izimizi kaybettirdik. Bu video mesajını herkese iyi olduğumuzu göstermek için çektik. Ve geri döneceğiz. Ancak Luke ve ben süper güç sahasının tam yerini belirlediğimiz zaman döneceğiz. Ve bu muhteşem keşfi dünyaya ilan edeceğiz. Döndüğümüz zaman her şey normale dönecektir. Basında çıkan yalan haberlerin Drakers'a zarar verdiğini biliyoruz. Ve sizden bu videodaki bilgileri başka hiç kimseyle paylaşmamanızı özellikle rica ediyoruz. İşte gördünüz. Rivera'lardan özür diliyorum. Ama bu videoyu gizli tutamazdım. Dünya olanları öğrensin diye bu basın toplantısını düzenledim. Tek sorum var. Sandra. Süper güç sahası bir yalan. Evet öyle değil mi? Elimizde sahanın varlığına dair somut bir şey yok. Ama olduğuna inanıyoruz. Ve birileri onu ele geçirmek için her şeyi yapıyor. Bunlar uydurma. En iyi orta sert lastik vidro. Veriler nedir Maran? Orta ve süper arasındaki hız farkı çok düşük. Ama orta lastikler bir sonraki yarışta daha etkili olur. Kölgülü pisti gerçekten o kadar zorlu mu? Afrika Süper Kupası şimdiye kadarki en zorlu yarış olacak çocuklar. Sürekli değişen hava koşulları yüzünden yol durumu tahmin edilemiyor. Nasıl yani? Sıcak, kum fırtınaları ve yağmur. Bir anda şartlar değişebiliyor. Yani her şey hazırlıklı mı olalım? Öyle ama hesap yapma vakti yok. İçgüdüler konuşsun. Ben öyle kazanmayı severim zaten. Sizi endişelendirmek istemem ama arka diferansiyelimde bir sorun var galiba. İşte bir gerçek şampiyon. Yeğenim bir arabaya oturur oturmaz. Hemen oradaki sorunu söylüyor. Bugünlük bu kadar yeter. Birbiriyle bu kadar uyumlu iki sürücü gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Bu bize büyük avantaj sağlıyor. Mükemmel zamanlar çıkarıyorsun. Her zamanki gibi harikasın Stan. İş
İşine bağlılığın çok etkileyici Stan. Aslında onun yerine beni kullanmalısın. Bu geminin kaptanı benim et. Hurricane takımı için kimin yarışacağına ben karar veririm. Kötü kararlar almaya devam etmezsen tabii. Bir sonraki Süper Kupayı unut. Çünkü davranışın kabul edilemezdi. Kendi takım arkadaşını sabote ettin. Ben sadece takımın kazanması için en doğru olanı yapmaya çalıştım. İkimiz de tek yetenekli sürücünün ben olduğumu biliyoruz. İki tür sürücü bulunur. Profesyoneller ve çok hızlı şaşkınlar. Stan bir profesyonel ve bundan sonra lider sürücümüz Stan, ol. Stan çiftlikten çıkma bir çocuk. Buraya ait bile değil. Hurricane adına ben yarışmalıyım. Bence sen Hurricane veya bu yarıştaki başka herhangi bir takıma sürücü olacak yapıya sahip değilsin. Sen şımarın tekisin. Takımda sadece kazananlar olmalı. Yarışta ve hayatta kazananlar. Bu iş daha bitmedi koç. Anladın mı? Çöl günü pistine hepiniz hoş geldiniz yarışseverler. Şu anda Afrika Süper Kupası'nın eleme turundayız. Tigerstan, Kabir Suni mükemmel zamanlar yapıyor. Ancak Black Ghost'tan Tony Parker ondan sadece 20 salise geride. Ve onların arkalarından da Suni geliyor. Tony Parker yarışı bitirdi bile. Gazeteler Rivera videosu ve süper güç sahasını çoktan haber yaptı. Gördüm. Nasıl devam etmek istersiniz? Haberi yeniden yorumlamanı isterim. Sen zeki bir kızsın Margot. Süper güç sahası aslında bir şehir efsanesi gibi mi? Aynen öyle. Şimdi işe başla. Trakers alay konusu olsun istiyorum. Anladın mı? Önce Atlantis, sonra Eldorado ve şimdi de süper güç sahası. Acaba bu Drakers bizi başka neyle kandıracak? Şu anda çöl gölü pistindeyiz ve Drakers taraftarlarına yağmurun kahramanları görmelerine engel olmayacağını gösteriyor. Şimdi son gelişmeler için Margot Duval sizlerle. Koç Nivaldo, Hurricane takımı hakkında bir karar vermiş. Ed Mitchell bu sefer kenarda otururken takım tüm umudunu Stan Murphy'ye bağlıyor. Ed'den daha mı? Eğer Nivaldo öyle diyorsa öyledir. O yüzden de yarış bu sefer sadece 7 arabayla koşulacak. Yani bir eksik sürücü. Hurricane'in rakipleri için avantaj olarak görülse de zafer çantada keklik değil. Bravo, Morelli, Cliff Gibbon ve Stan Murphy. Tony Parker ve Suri kardeşlerin arkasında. Hadi yarış artık başlasın. Acaba hangi yarışçı süper sürücü olacak? Sadece biri bonus süper güç kazanacak. Süper sürücüyü çalıştır. Drakers takımı. Kontak. Motoru çalıştır. Açılış ve kurulum tamamlandı. Açılış ve kurulum tamamlandı. Afrika Süper Kupası'nın ilk turu başlasın. Hey Chris, iki sıra öne geçtin bile. Fabi, Kabir'in arabasını da geçebilirim sanıyorum. La, dayan. Seni geçmesine sakın izin verme Kabir. Tony Parker tempoyu ayarlıyor. Tony, bence sen en kısa sürede öne geçmelisin. Anlaştık patron. Nasıl yapacağımı biliyorum. Hoşça kal Chris. Süper saldırı kartı. Yıkıcı yumruğu. Parker da hiç zaman kaybetmedi. Bu ikiliyi daha önce de gördük. Parker Bravo'ya karşı. Dayan Chris, sakın bırakma. Fabri harika gidiyor. Pistteki herkesten çok daha iyi bir zamanı var. Morelli şu anda Kabir Suri'den 20 saniye daha hızlı tur yapıyor. Hadi Fabri. Kabir Suri hala önde ama Fabri de hızlanıyor. Morelli Suri'yi geçti. Evet. Hadi. Hadi Fabri. Hadi. Evet. Yapabilirsin. Yağmur ve güçlü rüzgarlar bekleniyordu. Ancak sanki ufukta koca bir kum fırtınası var gibi. Kum fırtınası. Lale, beni dinlemelisin. Düşük görüşle yarışman gerekecek. O zaman orayı hızlı geçmeliyim. Hava koşulları böyleyken sürücüler yolu bile göremeyecek ama duruma bakılırsa bu onları durdurmuyor.
Lalisuri liderliğini hala koruyor ama Tony Parker da ona giderek yaklaşıyor. Şimdi Tony öne geçiyor. Bir dakika, bu Lali de olabilir. Göremiyorum. Kum fırtınası gerçekten çok fena. Seyirciler bile bir şey göremiyor. O yüzden ancak fırtınanın dinmesini bekleyebiliriz. Bu beklenmedik kum fırtınasının sürücülerin stratejilerinde büyük bir değişikliğe neden olacağı kesin. Ve işte Chris Bravo pit stop hazırlığında. Bravo lastik değiştirdi. Oo, orta yerine süper taktırdı. Bunu yapması iyi oldu ama şimdi de Bravo beşinciliğe düştü. Morelli önde ama Tigers'tan Lalisuri gaz pedalını sonuna kadar köklemiş ve fırtına falan beni asla durduramaz diyor. Sandra, benim Fabri ve Lali'yi yakalamam gerekiyor. Lalisuri bu tempoyu çok uzun bir süre götüremez. Biraz sabret Chris. Stan Murphy ve Cliff Gibbon arkadan geliyor. Ne olursa olsun bu yarışta kalacağım. Süper saldırı kartı mega hız. Cliff Gibbon'dan muhteşem bir geri dönüş. Süper saldırı kartı sayesinde kendisi 3. sıraya yerleşti. Pahalı bir hamleydi ama Black Gold pes etmeyi reddediyor. Bırakma. Bay Gotan şu anda seni izliyor. O zaman neler yapabildiğimi görecek. O podyumda kesinlikle ben yer alacağım. Hızını azalt. Aksi takdirde lastiğini patlatacaksın. Asla olmaz dostum. Fabri, Cliff inatla yavaşlamıyor. Stratejimizi dinle. Süper kartının etkisi bitince onu geçmeye çalış. Tamam mı? Tamam, denerim. Cliff Gibbon şu anda saatte 340 km hızla gidiyor. Motoru patlatmak üzere. Bakalım finish çizgisini ilk kim geçecek? Bu sefer Chris Bravo podyuma çıkamayacak gibi görünüyor. Belki de Drake'ın süper bir sahası gibi masallara bütün vaktini ayıracağına rakiplerini nasıl alt edeceklerini düşünmeli. Bir saniye. Lalisuri ile Tony Parker arasında bir temas yaşandı. Chris, bundan faydalanman gerekiyor. Hemen atlıyorum Sandra. Süper kartı kullan çabuk. Süper enerji kartı. Drake's Turbo 2. Chris Bravo'yu asla fazla hafife almayın. Süper kart sayesinde muhteşem bir geri dönüş yapıyor. Lalisuri ve Tony Parker'ın yavaşlaması da çok yardımcı oldu ama henüz hiçbir şey bitmedi. Bravo şimdi 3. sırada. Cliff Gibbon'un tam arkasında. Başardım, kesin kazanacağım. Gördün mü Young, ben 1 numarayım. Dikkat! Arabanın arkasından duman çıkıyor. Koçları daha önce onu biraz yavaşlaması için uyarmıştı. Şimdi bedelini ödeyecek. Hey, işte bu kadar. Gibbon artık bu yarışa dönemez. Bay Gotan bundan sonra pek keyifli olmayacak. İşe yaramaz oradayınız seni. Olsana. Cliff'in davranışını tarif edecek kelimeler bulamıyorum. Bir kere daha elenmeyi kabullenmekte zorlanıyor diyebiliriz sanırım. Başımın belası. Tek sorumlusu sensin. Biri bile kendini bu duruma düşürdün. Sadece birkaç tur kaldı ve Drakers'tan Murray en önde. Önde bir sıkıntı olduğunu hissediyorum. Haklısın. Sen söyler sağ ön tekerde bir sorun tespit etti. Garaja dönmem gerekecek. Yarışın ilk turu burada sona eriyor. Işık hızında hareket edersek üçüncülüğü kapabilir. Işık hızı mı dedin? Pekala beyler. İşte size ışık hızında bir tamirat. Pite giriyorum. Morelli pite giriyor. Acaba yarışa geri dönebilecek mi? 2.16 saniye. Yeni bir Drake's pit ekibi rekoru. Başardı. Morelli 3. sırada. Kabir Suri de 4. Artık sana bakıyoruz Chris. Bravo. Liderliği koru. Son turdayız ve Tony Parker çok hızlı. Black Ghost takımı neredeyse Drake's'ı geçmek üzere. Şu an burun burunalar. Parker şu anda o kadar yakın ki. Sen halledersin Chris. Yeter ki odaklan. Sadece birkaç metre kaldı. Bunun için önce beni geçeceksin Chris Bravo. Bir kez
kez daha Bravo ve Parker başa baş gidiyorlar. Arkasından Tony Parker, Fabri Morelli üçüncü, Kabir Suri dördüncü, Larry Suri beşinci ve Stan Murphy de altıncı. Kırmızılar için çok zorlu bir zafer oldu ama o yüzden daha da güzel. Bu durumda bonus süper güç Drakers'ın oldu ve yeni süper kartlarını kullanabilecekler. Suri kardeşlere gelince harika bir performans gösterdiler ancak podyuma çıkmalarına yetmedi. Bravo ve Morelli sanki durdurulamaz gibiler. Bu iki Drakers sürücüsü çok iyi bir takım olmuş, öyle değil mi? Selam Stan. Neden bu kadar üzgünsün acaba? Çünkü Hurricane takımı daha ilk turda elendi. Bunu beklemiyordum. Bunun için Nivaldo Gomez'i tebrik etmeliyiz. Evet. Bu düzen hiç yürümüyor. Biliyorsun değil mi? Gerçi benim bunda herhangi bir suçum yok. Nivaldo ile barışamaz mısın yani? Sana ihtiyacımız var. Tüm herkesin önünde benden özür dilemeli. Görüşürüz çiftçi çocuk. Gibbon, bu sefer çok fazla ileri gittin. Sportmenlik dışı davranıştan iki diskalifiye aldık. Bay Gotham seni kesin mahvedecek. Gerçekten çok üzgünüm. Kazanmak istiyordum. Kazandığın ama... tek şey en büyük sakarlık ödülü oldu. Bay Gotham'ın şu anda çok daha önemli işleri olduğu için sevinin. Bu işi de yine ben temizleyeceğim. Bundan sonra hata payımız yok. Keşke Chris Bravo benim ortağım olsaydı. Belki Bravo olmaz ama bir altındaki en iyi kişiyi getirebilirim.